Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkçe ders kitabımızda yer alan Arıyorum adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Öncelikle hazırlık sorularına bakalım. E, i̇ki tane hazırlık sorumuz var. Birinci sorumuz Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza paylaşınız. Videonun bu bölümünü durdurup arkadaşlar defterinizi yazabilirsiniz. Biz birinci paragraf okuyalım. Karamanoğlu Mehmet Bey ya da 1. Mehmet Bey e, ee, Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu ve ilk hükümdardır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in doğum tarihi belli değildir. Fakat 22 Haziran 1280 tarihinde hayatını kaybettiği bilinmektedir. Laren'de de dünyaya gelen Mehmet Bey Konya'da ölmüştür. Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçe katkıda ise tarihe adeta altın harfler yazılmıştır. Bu bölümü durdurup arkadaşlar defterinize yazabilirsiniz. Ee, i̇kinci sorumuza geçelim. Günlük hayatımızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımı ile ilgili düşüncelerinizi yazınız. Örneklerle açıklayınız. Bu tür yabancı kelime kullanan tabelalar görünce kızıyorum. Daha havalı olsun diye yapılan bu hareket dilimize değer vermediğimizi gösteriyor. Diline değer vermeyen bir milletin gelişmesi mümkün değildir. Böyle tabela kullanan iş yerlerinden alışveriş yapmıyorum. Mesela evimin yakında sadece bir berber var. İş yerinin adı Yılmaz Brothers Hairstyle. Bunun yerine Yılmaz Kardeşler dense daha az mı para kazanacak? Ben de tepki olarak daha uzaktaki berbere gidiyorum. Arıyorum e, adlı şiirimiz var arkadaşlar. Öğretmeniz metni okurken dikkatle dinleyiniz. Ardına siz de şiire uygun vurgu ve tonlamalarla şiiri sesli okuyunuz. İsterseniz şiiri birlikte okuyalım. Karamanoğlu Mehmet Bey'i arıyorum. Gördüğünüz, bildiğiniz, duyanınız var mı? bir ferman yayılmıştı. Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste, meydanda, Türkçeden başka değil konuşulmaya diye hatırlarınız var mı? Dolanın yurdun dört bir yanını, çarşıyı, pazarı, köyü, şehri. Fermana uyanınız var mı? Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim. Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimleri, gördüklerine, duyduklarını üzüldünüz var mı? Tanıtımın demo, sunucunun spiker, gösteri adamının şovmen, radyo sunucusunun disk jokey, hanım ağanın first aid olduğuna şaşırınız var mı? Dükkanın store, bakkalın market, torbasının poşet. Mağazanın süper, hiper, gross market, ucuzluğun dumping olduğunu kanalınız var mı? İlan tahtasının billboard, sayı tabelesinin scoreboard, bilgi alışının briefing, bildirgenin deklarasyon, merakın, uğraşın, hobi olduğunu güleniniz var mı? Bakın eli özüm bile seyrek oldu. Beldelerin girişinde welcome çıkışında goodbye okuyanınız var mı? Korumanın muhafızın bodyguard, sanat ve meslek pirlerinin doğayen, itibarın saygının piresiz olduğunu bileniniz var mı? Sekinin alanın platform, merkezin center, büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final, özlemin hasretin nostalji olduğunu öğren öğreniniz var mı? İş yanınızı, plaza, bestenizi, galeriya, Sergi yerlerinizi Centrum, şovrum, büyük şehirlerimizi mega kent diye gezeniniz var mı? İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evinizi Triplex, köşklerimizi Villa, eşiğimizi Antre, bahçe çiçeklerine Flora diye koklayanınız var mı? Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, vurguncunun spekülatör, eşkıyanın mafya, desteği, bilmediğiniz koltuğa çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı? Çarpıcı, önemli haberler, flash haber, yaşa var o sevinçleri, oley oley, yıldızları star diye seyrediniz var mı? Vır vırık dağının tepesindeki köyde, kafe şop levhasının altında, acının da acısı kahve içeriniz var mı? Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken dilimizin çalındığına, talan edildiğine, özün el diline özendiğine iç yanınız var mı? Masallarımızı, tekerlerimizi, atasözlerimizi unuttuk. Şarkılarımızı, türkülerimizi, dinlerimizi kaybettik. Türkçemiz elden gidiyor. Dizini döveniniz var mı? Karamanoğlu Mehmet Bey arıyorum. Göreniniz, bileniniz var mı? Bir ferman yayınlamıştı. Hayal meyal hatırlayıp da sahip çıkanınız var mı? Yusuf Yanç adlı şairimiz arkadaşlar bu şiiri yazmış. Karamanoğlu Mehmet Bey'in görseldeki fermanda yer alan tarihin özel bir anlamı vardır. 13 Mayıs her yıl Türk Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Arkadaşlar etkinlik sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Ferman kelimesi arkadaşlar buyruk, emir anlamındadır. Dergah kelimesi eskiden dervişlerin toplanıp ibadet ve tören yaptıkları yer tekke anlamındadır. Divan yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis anlamındadır. Eee Mesire gezinti yeri gezilecek yer anlamındadır arkadaşlar. Burayı bu şekilde durdurup arkadaşlar işaretleyebilirsiniz. İkinci etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştırınız. Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz. Dizine dövmek istemiyorsan tedbirli olmalısın. Çocuk odasındaki bütün oyuncakları talan etti. Düzensiz beslendiği için sağlığı elden gidiyor. Okuyup iyi yerlere gelmeleri için çalışan çocuklara koltuk çıkmak gerekir. Birdenbire nutuk tutuldu ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı. Üçüncü etkinliğimiz. Arkadaşlar aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. Biz şu şekilde size göstermek istedik. Daha e, net olması açısından. Önce soruları yazdık sonra da cevapları verdik şair Karamanoğlu Mehmet Bey'in için aramaktadır. Günümüzde Türkçenin düzgün kullanılmadığını, gereken önemin verilmediğini, Türkçenin yok olmak üzere olduğunu düşündüğü için arıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir. Devlet meclislerinde, dergahlarda ve meydanlarda Türkçeden başka bir dil kullanmamasını istemektedir. Şiirde dilimize yabancılardan girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz. Demo, tanıtım, spiker, sunucu, şovmen, gösteri adamı, disk şokey, radyo sunucusu, first lady, hanıma, store, dükkan, market, bakkal, dumping, ucuzluk, billboard, ilan tahtası, scoreboard, sayı tabelası. Dördüncü sorumuz. Şiirde geçen yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz. Cevabımız dubleks, villa, mafya, kafe gibi kelimeleri günlük hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Sizce dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artı sebebi ne olabilir? Açıklayınız. Öncelikle özellikle genç insanlarımız yabancı kelimeler kullanıcı daha havalı olduğunu hissetmekteler. Bir başka konuda teknolojinin gelişmesiyle iletişim olanaklarının daha da artması nedeniyle dünya ile daha iyi iletişim kurmak için yabancı kelimeler daha sıklıkla kullanılmakta. Dilimizde yabancılara alt kelimeler hızla artsa da bunun net tür sonuçlar olabilir örneklerle anlatınız. Tarihimizi, kültürümüzü hızla unutabilir, Türkiye'mizi kaybedebiliriz. Dördüncü etkinliğimiz yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını okuduğunuz metinden bulunuz. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikaye edici bir metin yazınız. Poşet, market, plaza, sempatik, center. Yırtık pantolon. İşten eve dönüyordum. Yorgundum. O yorgunlukla fark etmeden yaşlı bir amcaya çarptım. Amca yaşlı ama gücü kuvveti yerindeydi. Ben ona çarptım ama yere yuvarlanan ben oldum. Düşünce pantolonumun dizleri yırtılmış Aldı mı beni bir telaş? İş yerinde giyebileceğim başka pantolonum yoktu çünkü. Eve de geç kalmıştım. Ekmek almam gerekiyordu. Eşim, çocuklarım beni bekledi. Hemen bir iş anına plazaya giriverdim. Dükkanların arasından bir terzi dükkanı buldum. İçeride sevimli, sempatik bir oğlan çocuğu vardı. Dişlik ağzıyla babasının birazdan geleceğini söyledi. Ben de o arada bakkaldan market ekmek alayım diye düşündüm. Tam çıkacaktım. Alinde bir düzine ekmeğin olduğu torbaya poşet terzi içeri girdi. Terzi az önce çarptım yaşlı amca olmasın mı? İkimiz de görüştük. Ben durumu anlattım. Meğer elindeki ekmekler fazlaymış. Sağ olsun iki tanesini bana ikram etti. Pantolonumu da hemen tamir etti. Ben de tam vaktinde evime ulaşmış oldum. Dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını Türk Dil Kurumu'nun yani TDK'nın internet sayfasında bulabilirsiniz. Beşinci etkinliğimiz. Ders kitabınızın sonundaki kelime defterin bölümüne yazacağınız kelime gruplarını kelime oyunu kağıtlar haline getirerek biriktirmeye başlayınız. Birkaç metin sonra oyun için yeterli kağıt sayısına ulaşacaksınız. Yıl boyunca öğreneceğiniz yeni kelimelerle de oyununuzu zenginleştirebilirsiniz kelime oyunu ile keyifli zaman geçirirken kelime hazinenizi zenginleştirerek sözlü anlatım beceriniz de gelişecektir. Evet arkadaşlar 6. etkinliğimiz. Aşağıdaki kütüphane üyelik formunu doldurunuz. Örnek olarak adı soyadı Ahmet Türk, TC kimlik numarası. Ee, burada 10 haneli bir TC kimlik numarası yazmanız gerekiyor. Doğum tarihiniz, okul ve sınıf bilgileriniz, adresiniz ve telefon numaranızı yazmanız gerekiyor. Kütüphanemizde okumak istediğiniz 3 kitap Bataklığın kıyısındaki Kürk Mantolu Madonna, Kayıp Rüyacı, kütüphanemizde görmek istediğimiz dergi ve gazeteler, TÜBİTAK, Bilim Dergisi, Bilge Çocuk Dergisi, TRT Çocuk Dergisi. Yedinci etkinliğimiz, arıyorum şiirinden hareketle oluşturacağınız öznel ve nesnel cümleleri örnekte gibi aşağı yazınız. Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçenin kullanımı ile ilgili bir ferman yayınlamıştır nesnel. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı ferman ile Türk diline en büyük katkıyı yapmıştır Öznel. Şair arıyorum şiirinde kullandığımız yabancı dildeki kelimelerin Türkçe karşılıklarını vermiştir Nesnel. Arıyorum şiiri Türk dilinin önemini anlatması açısından yazılan bu konudaki en iyi şiirdir Öznel. Arıyorum şiirinin şairi Yusuf Yanç'tır Nesnel. Yusuf Yanç'ın arıyorum şiiri dışında Türk edebiyatına pek bir katkısı olmamıştır Öznel. 8. etkinliğimiz aşağıdaki hikaye unsurlarını kullanılarak hikaye edici bir metin yazınız. Olay arkadaşlar öğrencilerin kütüphanede öğretmenleriyle kitap üzerine sohbet etmeleri. Kahramanlarımız Eren Öğretmen, Hüseyin, Çetin, Demet ve Gülşah. Yer okul kütüphanesi zaman cuma günü yani okul çıkışı. Başlığımız hazine odası olabilir arkadaşlar. Öğretmenin verdiği ödevi hazırlamak için Çetin, Demet ve Gülşah ile toplandık. Aradığımız bilgileri bulmak için okul kütüphanesine girdik. Kütüphanede kimse yoktu. Sadece Eren öğretmen vardı. Okuduğu kitabı öyle dalmıştı ki bizim geldiğimiz fark etmedi bile. Biz de sessizce kitaplara bakmaya başladık. Hangi kitaptan faydalanacağımızı bilmiyorduk. Rastgele kitaplar alıyor, hızlıca karıştırıyor, bulamayıp yerine koyuyorduk. Yarım saat geçmişti ama biz hala aradığımızı bulamamıştık. Tam vazgeçip çıkmak üzereydik ki Eren öğretmen bizi fark etti. Hayırdır çocuklar? Öğretmenim Aziz Sancar ile ilgili sunum ödevimiz var. Fakat biz hiçbir bilgi bulamadık. Biz de vazgeçtik. Sunumu hazırlayamayacağımız. Öğretmen gülümsedi. Sormasını bilirseniz aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kitaplar size her şeyin cevabını verirler. Şimdi söyleyin bakalım. Aziz Sancar kim? Hep birlikte bilim insanı öğretmenim. O zaman bilim insanları ile ilgili de ne kadar kitap dergi varsa toplayın bakalım. Kütüphanedeki bilim insanları ile ilgili ne kadar kitap varsa topladık. Eren öğretmen şimdi doğru soruları sorarak aradığınız bilgilere ulaşabilirsiniz. Sunum planımıza göre sorular ortaya çıkardık. Sorduğumuz sorulara göre ilgili kitaplardan tek tek gerekli bilgileri topladık. Yaklaşık yarım saatte sunumumuz için her şeyi hazır hale getirmiştik. Gördüğünüz çocuklar? Kitaplarda her şeyin cevabı vardır hemen vazgeçmek yerine doğru soruları sorarsanız bu hazine odasında en kıymetli bilgilere ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuyunuz. Güzel Türkçe. İlk yazın ormanlarda ağaçlar yeşerirken kuytu yerlerden keskin, oyanık sesler gelir. Bu şakiyen ses beni titretir yüreğimden. Bülbül sesi değil o, benim güzel Türkçemdir. Yağmurlar yer, olur bir serin incedere, bir gümüş kemer gibi ovadan akı verir. Kıvrılır, döner gider, getirir bolluk yere. Çağlayan değil, benim güzel Türkçem. Kazım Nami Dura. Yukarıdaki şiir ana dil sevgisini anlatmaktır. Bu şiirden hareketle ana dil sevgisini anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız. Arkadaşlar şu şekilde bir başlıklı şiir yazabiliriz Türkçem ve böyle bir şiir yazılabilir. Doğar doğmaz takıldı kulağıma anamın oğlum demesi kadar güzel Türkçem. Gurbet elde dost olduğu yaşamama. hemşiremin kardeş demesi kadar güzel Türkçem. Dert anlatır, dert söyletir, coşar da coşar, muhabbetleri ruh olur, çağlar da çağlar. Yürekleri gösterir, bir güler bir ağlar, çocuğumun baba demesi kadar güzel Türkçem. Gelecek dersi hazırlık, Sevdiğiniz bir kitabı arkadaşlarınızı tanıtmak için sınıfa getiriniz. Arkadaşlar sevdiğiniz herhangi bir kitabı sınıfa getirebilirsiniz ve bunu arkadaşlarınıza tanıtabilirsiniz. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvelcap.com web sitemizi her gün ama her gün ziyaret ediniz. Eğer YouTube videolarımızı beğeniyorsanız bu videoların altına yorum yazabilirsiniz. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Evvel cevap ailesinden saygılar, selamlar.